Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arusoy'un hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız iyiyiz arkadaşlar. Elhamdülillah. Evet, yazın sıcaklarına rağmen çiçeklerim açmaya devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Menekşelerim, yapraktan ürettiğim menekşem, bakın gördüğünüz gibi minnacık saksıda arkadaşlar, şöyle göstereyim, küçücük saksıda alttan böyle de küçücük de çiçek açmış. Benim bu güzel kızım özel tür, gördüğünüz gibi bu güzelliğimi, bu sevincimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu lilası çilli açıyor, bu da pembesi arkadaşlar, bu da çilli açacak. Bu bence daha, ben de daha önceden vardı bunu da Bahar'ın Ankara'da bir abladan almıştım. Yaprak halinde almıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapraklarım bu şekilde bebek verdi. İnşallah kışa da hepsi de açacak Allah izin verirse. Annesinin güzelleri, şu güzelliklerime bir bakın. Hele şunun güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Maşallah. Özel tür yapraklarım bu şekilde yapraktan ürettim arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne? Yazın sıcak. Evet biliyorum. Menekşelere veyahut da çiçeklere bu sıcakta kür verilir mi abla diyeceksiniz. Vermeyecektim. Aslında birkaç gün önce bir videomda söylemiştim. Sıcaklardan dolayı çiçeklerime kür yapmıyorum diye. Çünkü çok çok sıcak. Vereceğim. Fakat kürümü verdikten sonra kaç gün güneşten koruyacağım. O yüzden beni video sonuna kadar izlerseniz püf noktalarını da kaçırmamış olursunuz. İnşallah da sıkılmazsınız arkadaşlar. Peki neden vereceğim? Menekşelerimde ben yazın menekşe kaybım olmadı. Ama şöyle göstereyim, bakın mantar hastalığı oluştu bir tanesinde arkadaşlar. Hepsinde değil, sadece bunda oldu. Bu da özel tür menekşem. Bunu da ben yapraktan üretmiştim. Gördüğünüz gibi güneş yanığı demeyin. Çünkü benim menekşelerim yazın güneş görmez arkadaşlar. O yüzden bunlar güneşte değil. Aydınlık bir bölgede. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi bunu da ben yapraktan üretmiştim. Annesinin güzel kızı nasıl da çiçeğe gelmiş arkadaşlar. Şöyle bakın. Sen çiçek mi açacaksın? Annem benim, tatlı kızım benim. Niye vereceğim kürümü? Mantar var. Bir tane menekşemde mantar var. Ayrıca arkadaşlar şu menekşemi de şuraya çekip. Bakın bu da özel tür menekşem. Bu daha gür, daha şaklak açıyordu. Fakat bu şekilde biraz şöyle çiçeğini küçük açtı. Gördüğünüz gibi. Bu da ebrulu açıyordu arkadaşlar. Beyazlı lilalı açıyordu. Yani beyazlı morlu açıyordu. Gördüğünüz gibi sadece mor açtı. Ve daha bir cansız açmaya başladı. Hele şuna bakın. Bu da böyle bu şekilde cansız açıyor. Diyeceksiniz ki çiçeklerini toplayın. Çiçeklerini topluyorum. Geri çiçeğe geliyor arkadaşlar. Geri çiçeğe geliyor. Bu sefer de kıyamadım. Şimdi en iyisi dedim. Güzelce bir kür yapayım ki çiçeklerim dedim. Madem açıyor dedim. Top top güzel güzel açsın, canlı canlı açsın istedim. Şimdi hadi hep birlikte kürümüze yapmaya geçelim. Kürüm için hazırlığımı yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle bir leğenin içine 4-5 litre kadar normal su koydum arkadaşlar. Şimdi olmazsa olmazımız yeşil aspirin. Evet şöyle göstereyim, bildiğimiz yeşil aspirin arkadaşlar. Bu yeşil aspirin olmazsa parol da olabilir, herhangi bir ağrı kesici de olabilir. Ama 5 litre suya şöyle bir tane atacaksınız. Yeşil aspirinde salisilit diye bir madde var arkadaşlar. Bu salisilit madde çiçeklerimizin kökünü besliyor. Çiçeklerimizde toprağında hastalık varsa onlardan koruyor arkadaşlar. Onun yanında olmazsa olmazım ne? Tabii ki sarımsak. Evet ben çiçeklerimi neyle coşturuyorum? Sizler de biliyorsunuz ki ben bunu hemen hemen neredeyse her videomda söylüyorum. Bir diş sarımsak arkadaşlar. Bakın 5 litre suya bu şekilde bir diş sarımsağı rendeledim. Hatta rendemin bulaşığını da şöyle suya atmak istiyorum. Bakın bir yandan da gördüğünüz gibi aspirinim nasıl eridi arkadaşlar. Şöyle rendelenmiş bir diş sarımsağımı da suya eklemek istiyorum. İkisi birlikte çiçeklerimi, menekşelerimin daha sağlıklı olmasını sağlayacak arkadaşlar. Daha güzel çiçek açmasına yarayacak. Eğer bu şekilde yapraklarında hangisiydi o? Yapraklarında bu şekilde mantar vesaire varsa 3 hafta arayla 2 sefer verin arkadaşlar. Bu kürümü. 3 hafta arayla 2 sefer verin.
Ondan sonra bakın çiçeklerinizin coşmasına. Ben şimdi bunu uyguluyorum ya arkadaşlar. Şöyle hem sizlerle sohbet edeyim, hem de aspirinle sarımsak suya daha çok özlesin. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Yani suya vitamini daha çok girsin ki köklerine daha çok değsin. Çiçeklerimizin bu şekilde açtığı zaman arkadaşlar böyle küçük küçük açmasını değil de daha güzel, daha top açmasını sağlıyor. Hem de açmayan çiçekleriniz var ise onlara da verebilirsiniz. Ben şu yavruya vereceğim. Bu yavru değil artık, açmaya geçtiğine göre artık anaç olmaya başladı. Bazılarına vermeyeceğim. Hangisine vermeyeceğim? Şuna vermeyeceğim arkadaşlar. Birkaç ay daha buna vermem. Bu yavru daha. Ama açmaya başlayanlara vereceğim bu suyumdan. Nasıl vereceğim? Şöyle göstereyim. Tekrar şöyle bir suyumu bir karıştırayım. Gördüğünüz gibi. Bakın ben menekşelerimi nasıl suluyorum arkadaşlar? Her zaman söylüyorum sizlere. Ben menekşelerimi bu şekilde alttan suluyorum. Bunu ben bu şekilde 5 dakika durduruyorum. Bakın susuz. Şunu da söyleyeyim. Ben bu kürü yaptığımda toprağı kuru arkadaşlar. Size toprağının kuru olduğunu şöyle göstereceğim. Gösteremiyorum ki. O toprak kuru olduğu için çiçek dönüyor suda. Evet, şimdi göstereceğim. Bakın kenarları boşaldı. Gördüğünüz gibi toprağımız kuru arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın çiçeğimin toprağı gayet kuru. Kuru bir şekilde yaptım bu kürü. Mutlaka siz de bu şekilde yapın. Köklerinde hastalık varsa ona iyi gelecek arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bunun köklerinde sıcaktan erime vardı yapraklarında. Hastalık değil arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim. Çok sıcak olduğu için sıcaktan çiçeklerimde yani birkaçında erime oldu. Çiçek kaybım olmadı. Sadece bu şekilde uçlarında erime oldu arkadaşlar. Onu da bu şekilde sarımsaklı kürle önlemini alacağım. Bakın gördüğünüz gibi. Hatta şöyle kepçe yardımıyla da diplerini de koyabilirsem daha iyi olacak. Çünkü sarımsağın şöyle aspirinin ve sarımsağın etkisi köklerine daha iyi gelsin diyorum. Şu çekeyim de arkadaşlar öyle, ya da ise bunun yapraklarına gelmemesi lazım. Sarımsaklı suyun. Bakın bu şekilde köküne de verdim arkadaşlar. Şimdi onu oradan çıkartacağım. Onu çünkü kökünü kepçeyle de döktüğüm için o ona yeterli. Şöyle göstereyim. Bakın. Kökünde hastalık var ise, mantar var ise onlara iyi gelecek. Aynı zamanda bu şekilde cansız çiçek açıyorsa daha gür açmasını sağlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer çiçeklerinizde hastalık var ise 3 hafta arayla bu kürü 2 sefer uygulayın. 2 sefer uygulayın. 3 hafta arayla. Bakın. Diğer bir saksımı koydum şimdi. Yaprağına su değdi. Şöyle diğer bir saksımı koydum. Bunu sulayamadım. Tekrar diye sulayacağım arkadaşlar. Ben bu şekilde alttan sulayacağım çiçeklerimi, gördüğünüz gibi. Bakın şu cansız açan menekşemi şöyle 5 dakika durduruyorum arkadaşlar. Ben şimdi sizlerin önünde böyle biraz az az durdurdum ama sebebi şöyle, şuralardan kaşık yardımıyla tekrar video sonrasında yapraklarına değdirmeden tekrar vereceğim bu sarımsaklı sudan. Çünkü çiçeklerimin güçlenmesini istiyorum. Daha güçlü çiçek açmasını istiyorum. Bu kürü ayda bir kere yapabilirsiniz arkadaşlar. Çiçekleriniz hasta ise 3 hafta bir kere, 3 haftada bir kere de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten ben sarımsağı her ay veriyorum. Sizler de biliyorsunuz. Bugün şöyle sizlerin karşısına menekşelerimizi coşturmak için arkadaşlar bu kürden bahsettim. Bu kürle çiçeklerimi suladım. Alttan sulama yaptım. Bu güzel kızlarım daha güzel çiçek açsın diye. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir çiçek videosunda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.